Küslük ne kadar sürer ya da küs olmanın bir günahı var mı? Ee, barışan taraf olmanın bir sevabı var mı? Vallahi şimdi hocam söyle şey yapsın yani Kur'an-ı Kerim'de bakın e, İslam silim kökünden gelir. Bu da barış demektir. Hı. Yani bizim dinimizin e, barış kökü var. bile zaten barış, esenlik, var. huzur demek. Şimdi böyle bir dine mensup olan insanların, Zaten barış esas almalarıyla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de ve zulmetmemekle ilgili, haksızlık etmemekle ilgili, savaşa taraf olmamakla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela şu kadar gün küs kalabilirsiniz veya şu kadar gün küs kalırsanız işte bu uygundur, sorun yoktur şeklinde ayetler olmaz ama şu vardır, inananlar birbirlerinin kardeşleridirler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşine ne kadar bir insan bir kardeşinde ne kadar uzak kalabilir, ne kadar küs kalabilir, ne kadar onun kötülüğünü isteyebilir. Dolayısıyla hep böyle bakmak lazım. Yani inanan insanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Dolayısıyla kardeşinin kusurunu açığını kapatması gerekir. Onu dedikodusunu yapıp onun açığını ortaya koymaktansa tam tersine onun kusurlarını örtmesi gerekir. Onu ona karşı kötülük yapıyorsa bile güzellikle karşılık vererek onu iyi tarafa davet etmesi gerekir. Örnek olması gerekir ona. Ve onlar öğüt alacaktır mutlaka gerçek anlamda inanması bir insan. Dolayısıyla Müslüman'ın küs kalması gibi bir şey olmaz. Çünkü küs kalmak ne demektir? Kin gütmek demektir. Hakkında kötü düşünmek demektir. Daha da ona karşı böyle halk arasındaki ifadesi bileylenmek demektir. Ve en ufacık bir fırsatı bulduğu zaman onun kötülüğünü düşünmek demektir.